Merhaba arkadaşlar. Yüz koşullu biçimlendirme video serimizin 38. videosu. Koşullu biçimlendirme içerisinde doğruysa durdur, stop if true düzenlemesinin kullanılmasıyla ilgili. Bildiğiniz gibi koşullu biçimlendirme avdaki amaç belli büyüklükler, belli küçüklükler, belli sıralama sistemi içerisinde verilerimizin sayısal metin olarak renklendirilmesini öne çıkarmak, vurgulamasını öne çıkarmak tabii çok katkı verecek sunumlarımızda, verilerimizde bir düzenleme kullanabileceğimiz. Şimdi burada kurallarımızın düzenlediğimizde bir doğruysa durdur seçeneği var. Onun kullanımıyla ilgili size bilgi vermek istiyorum. Hemen mevcut kuralları sileyim. İki tür kullanımdan bahsetmek istiyorum ama daha çok aslında hariç aralık desem sanıyorum anlaşılacaktır. Birkaç kullanımını yapmaya çalışayım. Şimdi şöyle düşünün, geldik verilerimizi ve koşullu biçimlendirmeden dedik ki işte 10.000'den büyükler kırmızı olsun, görmüş olduğunuz gibi. Ya bunun 50.000'den sonra veya şu aralıkta etkili olmasın istiyorum dediğiniz zaman, bakın ister buradan boş kural yaparak, yeni kural sanki daha uygun gibi geldim. Ne yapıyorum? Arasında da olabilir, büyüktür de olabilir. Bir hariç aralık büyük ya da eşit 40.000 ya da 38.000 diyeyim. Ondan sonra herhangi bir biçimleme vermeyeceğim. Boş format şeklinde, bakın görmüş olduğunuz gibi düzenledik. Kuralları yönete gidiyorum. Manage Rules'a. Bakın 10.000'den büyükler kırmızı oluyor. Arkası 38.000'den büyükler. Biçimlendirme yapılmamış. Yani bir renk vermekle oluşan bir koşullu biçimlendirme. Renksiz, biçimsiz olarak, yani pasifleştiriliyor bir anlamda. Doğruysa durdur diyorum ve ondan büyük olanlar kırmızı olmuyor. Tabi arasında da olabilirdi. Onu da yapayım. Ya öyle değil de ben 10.000'den büyük olsun, tamam. Ama işte şu aralıkta olanlar 20.000'le 25.000 arasında olanlar aynı şekilde pasifize olsun. Bakın 10.000'den büyükler kırmızı, 20-25 pasifize oldu. Aynı şekilde simge kümesi yaptığınızda aynı şekilde, ya simgeler verildi ama ben 8.000 ile 20.000 arasında simge istemiyorum, 10.000 ile 20.000 arasında simge istemiyorum diye tekrar kuralları yönete gidilebilir. Yeni bir kural daha ekleyerek bu işi yapıyoruz. Ondan sonra geldim şunu içeren diye, işte arasında 20.000 ile 30.000 mi demiştik? 20.000. Tabii o kuralı üste de çıkartabiliriz öncekini ama yapalım, fark etmez. Yani bu farklı bir şey olduğunu yapalım. 25.000 ve 30.000 gibi boş format çektim. Ondan sonra bu şimdi 20 şey yapıyor. Bu 25-30 arasına simgeleri kaldıracak. Bu biçimsiz yaptı. Bu tekrar koydu. Ondan sonra bu da 25.000-30.000 arasında ikon kaldıracak. Bakın 27.000'lerde ikonun kalmadığını, 25-28'lerde hani simgeleri iptal ettiğini görüyorsunuz. Demek ki yapabileceğimiz şeyler farklı bir şey düzenlemek ayrı. Hani farklı ikon koymak gibi onlar. Tekrar şu yeni kurallar. Burada amaç bir düzenlemeyi yaptıktan sonra üstten, alttan, ortada belli bir şeyi pasifleştirmek. Yani renk vermek yerine renksizleştirmek gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki kullanımı olabilir. Genelde kullanıcılar pek kullanmıyorlar. Karıştırıyorlar gibi. Yani normalde işte şeyi basıyorlar, belli düzenlemeleri. Pek kullanılmıyor ama sonuçta uygun sistematik oluşturulursa neden olmasın, kullanılabilir. Yaptığınız bir kapsamda, yani kapsam dışı bir alanı işaretleyip yapmak makul olabilir. Evet, görmüş olduğunuz gibi
Koşullu biçimlendirmede merak edilen, sorulan, doğruysa durdur, stop if true, sizlere birkaç kullanımını geliştirmeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.